Bütün gün halsizsiniz. Kendinizi daha dinç hissetmek istiyorsunuz. Bir. Bir kere şunu yapın. Şeye bir tane su koyalım mı? Su haşlı. Sıcak su mu? Kaynatmak için. Kaynatmak su için. Su kaynattım. Nasıl bir kapta istiyorsunuz? Herhangi bir kapta. Şunun gibi mesela. Burayı bize ayırırsanız şu an tamam, için. Tamam. Ha. Orayı bize ayırın. Siz buradayken dur. Sabah dur. Buradayken neler yaptık bir bakalım şimdi. Bakalım. Tabii. Bunun içine bir sürü şey ilave edilmiş. Bütün biberleri doğradım. Ben de getireyim. İki tatlı kaşığı. Zeytinyağında bunu kavuracağım. Burada da ekmek içini ovdum. Altında Zahide'cim kavurduğumuz pırasa vardı. Köftenin harcını için hazırlıyorum. Güzel. Ekmek içini altında pişmiş pırasa, az önce yağsız pişirdik ya. Aha. Her köftede olduğu gibi bir yumurtası var. Bu sosun içine defne yaprağı atacağım. Onun özel bir amacı var mı hocam? Çünkü metabolizmanız için destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu yemek, bu köfte, bu pırasalı köfte metabolizmanız için destek. Onun pişme işlemleri devam ediyor. Piyazımız... Evet. Piyazımız var. Devam ediyor ama normal piyaz değil. Tok tutacak bir piyazımız. Maş fasulyesiyle hazırladığımız tok tutacak bir piyazımız var. Sıcak suyumuz geliyor şimdi. Kabızlık için bir muhallebimiz var. Tatlımız var. Şimdi ne yapıyoruz? Çıktık oradan. Oradan gidelim. Çıktık. Nereye, arkaya mı gidelim? Ya arkaya peki, geçelim. Yani. Rahat rahat söyleyin arkadaşlar. Yani hakikaten. Rahat rahat söyleyin. Arkaya gelin, geçin böyle diyeyim. Buyurun. Oradan daha zor görebiliyorlar. Ya sonuçta biz seyircinin evindeyiz. Rahat rahat. Gelin birisi şuraya. Hadi gel buraya. Hocam arkaya geçer misin? De ben de tamam hadi diyeyim. Geçeyim yani. Bu kadar basit. Şimdi şimdi sabah vücut direncinizi arttıracağız değil mi? Hı. Bütün gün sizi iyi hissetmenizi sağlayacağız. Bir kere suyu koydunuz kaynıyor. Allah Allah bu hoca şimdi benim dinç kalmamla kaynar suyun ne alakası var söyleyeceğim. O su kaynarken siz bu arada giyinmeye başlayın. Yani hareket edin. Gidin üstünüzü giyin vesaire. O arada... Elinizi yüzünüzü yıkayın bir şeyler yapın. Aynen hareket ederken de bir taraftan su kaynıyor ama unutmayın suyun kaynadığını. Kaynıyor mu bir taraftan bir biraz tane elma alın. Tamam. Bir tane elma alın ve yemeye başlayın. Elma alın yemeye başlayın. Birinci işlem elma alıp yemeye başlıyoruz. Bakın bütün gün boyunca halsizliğimizi azaltacak 4 tane öneri. O arada hareket ediyoruz. Pantolonumuzu giyiyoruz, üstümüzü giyiyoruz. İşte birilerine varsa telefon ediyoruz. Suyumuz da kaynıyor bu arada. Dolaptan da kendinize bir havuç ve birazcık da kereviz çıkartın. Onu da koyun bir kenara. Elmayı yiyoruz. Elmayı yiyoruz. Suyu kaynatıyoruz. Tabii bu arada mutfağa girip çıkıyoruz. Havucu kerevizi de bir kenara koyduk. Arada annemizi aradık. Niye beni aramıyorsun diye şikayet ediyordu. Aynen öyle. Seni seviyorum dedik. Hareket gönlünü ettik. Gönlünü aldık kapattık. Ama elmayı yiyoruz bu arada. Ben yemiyorum tabii biraz sonra bir sürü şey konuşacağım onun için zor oluyor. Hemen bir şey daha bu elmanın üzerindeki o şeyden kurtulmak için mumdan sirkeli su. Olabilir kullanılabilir. Tamam. İyi yıkamak da aynı işi yapar. Ve şimdi suyu niye kaynattık? Bütün işleri bitirdik. Reklama 8 dakikamız varmış. Tamam arkadaşlar. O arada Caner de hazır olsun. Hiç merak etmeyin. Hepsini hallederiz aynı anda. Şimdi bu kaynayan suyun içerisine elimde küçük küçük parçacıklar var. Cimicipcim. Görebiliyor musun babacığım? Bu nedir? Cimicipcim gösterirse ben de söyleyeceğim. Görecek, i̇şte. Görecek. Ha. Kekik. Şu kokunun güzelliğine bakar mısın? Daha kekiği bu. Kaynayan suyun içerisine kekiği atıyoruz. Amacımız da gün boyunca sizi kuvvetli tutacağız. Dinç kalacaksınız. Kekiği attık. Sonra ne yapacağız? Seyredeceğiz. Tahmininiz? Bak nasıl verdi hemen. Buharı çıkmaya başladı. Koklamaya başlıyoruz. Beş var ya biraz sonra var ya turbo tokulmuş motor gibi olur. Bu kızım hoşlarına gitti. Evet. Bu kızım hoşlarına gitti hanımefendilerim. Şimdi baştan toparlayalım. Ha evden çıkarken de bir havuç veya seviyorsanız ben kerevizi çiğ yemeyi severim. Herkesin şeyi. Bir tane havucu yiyip çıkıyoruz. Bunun salatasını çok güzel yaparız. Baştan tümünü söyleyelim. Elmayı yediniz. Gün boyunca halsizliğinizi yok etmek için. Elmayı yediniz. Bakın ne kadar basit pratik bunlar şeyler. Bunlar kahvaltıdan önce mi? Kahvaltı canım, yok mu ya da? Yapmayan insanlar bile var. Bir dilim ekmek peyniri yediniz mi yanına yeter. Elmayı yediniz. O arada hareketlendiniz. Çünkü 10-15 dakika hareket etmeniz çok önemli bu sistemin içinde. Bu arada suyu kaynattınız. Suyun içerisine kekik attınız. Kekik parçaları. Çıkan buharını soludunuz. Ve en son evden çıkarken bir tane havucu. Biraz tavşanlaşın ne yapalım yani. Bir tane havucu yiyin ve evden çıkın. Gün boyu kendinizi çok iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Güzel. İyi miydi? İyiydi. Neydi motor takılmış turbo gibi. Turbo takılmış motor gibi hissedeceksiniz diyelim. Şimdi... Peki.